Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, tarih. Son gelişmelerden haberdar mısınız? Merak ediyorsanız haberimizi izleyin. Beğeniyorsanız paylaşın. Dünya Kadınlar Günü neden 8 Mart'ta kutlanır? İyiliğe ulaşan şefkat eli olmak istiyorsanız kanalımızda izlediğiniz videoları ve bundan sonraki videoları da paylaşınız. Çünkü izlediğiniz ve paylaştığınız videolardan elde edilecek gelir gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimleri için kullanılacaktır. Gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerin geleceğine el uzatmak istiyorsanız izlediğiniz ve bundan sonra da kanalımızda izleyeceğiniz videoları lütfen paylaşınız. Teşekkür ederiz. Dünya Kadınlar Günü neden 8 Mart'ta kutlanır? Duymayan kalmasın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanmalı? Kutlama mı, protesto mu? Her yıl dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle ses getiren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında nereden çıktı? Yüzbinlerce kadın sokaklara dökülüp neyi kutluyor? Ne için sesini yükseltiyor? Biliyor musun, kutlamalara, protestolara bunu bilerek katılsak ne de güzel olur, değil mi? Dünya Kadınlar Günü'nün uluslararası Barış Günü olarak kabulünün altında iki temel neden açıklandı. Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimiydi kadınlara eşit hakların verilmesiyle dünya barışını güçlendireceği kabul edildi. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü kadınlar açısından çok daha farklı bir gündür. Kadın haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması bağlamında bugün özel bir gündür. Dünya Kadın Günü, dünya kadınları arasında da bir dayanışma ve deneyin değişme günüdür. 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'ken kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı. 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonlarına Bağlı Kadınlar Toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderliğinde Clara Zetkin 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçilerin anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanıyordu tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de kutlanmayı başlamasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler'in sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığının yazılmamıştır. Türkiye'de Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. Birleşmiş Milletler Kadınlar 10 Yılı programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle 1975 yılında Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 4 yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütler tarafından Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.